Evet dostlar, Develi burada nokta.com için yeni bir haberde yine birlikteyiz. Ben Adem Korkmaz. Biraz sonra ekrana göreceğiz. Şöyle şeyi alabiliriz. Evet. Burası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burası Develi'nin bağırsılığı arkadaşlar. Develi'nin çirkin yüzü. O kadar yediğiniz, içtiğiniz, hani nereye gidiyor, nereye gidiyor var ya. İşte buraya geliyor. Kızlık yolunda sol tarafta çöp dağları. Muhteşem çöpler. Yani bir geri dönüşüm tesisimiz yok. Bu çöpleri işleyecek, düzeltecek, bu çöplere bir çeki düzen verecek bir alanımız yok. Muazzam bir şekilde harika coğrafyayı, burası çok güzide tarım arazisi aslında. Gördüğünüz gibi ucu bucağı olmayan muazzam çöp yığınlarıyla karşı karşıyayız. Birkaç tane sahipsiz köpek, burada karnını doyuruyor köpekler. Şöyle sileyim camı, daha rahat görüntü elde edin. Burada yaşamda kalmaya çalışıyor. Ama gördüğünüz gibi ucu bucağı olmayan muazzam çöp yığınları etrafımızı sarmış durumda. Yani burada Develi halkına şöyle bir de tavsiyede bulunacağım. Ya arkadaşlar, poşetleri, her şeyi dikkat edin alırken, verirken. Doldurup doldurup almayın bu poşetleri. Bu kağıtları, çöpünüzün nereye gittiğini, nelere sebep olduğunu düşünerek kullanın. Yani evet, poşet paralı kılıyoruz ama yani bunlar aslında geri dönüşüm olarak, para olarak değerlendirseniz yani ne kadar büyük israfla karşı karşıyayız. Bunun sonu yok arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ucu bucağı olmayan, bakın dakikalardır gidiyoruz. Ucu bucağı yok yani. Bildiğiniz çöpten dağlar her yeri sarmış durumda. Gördüğünüz gibi hiç sönmeyen yangınlar mevcut. Plastiğin envai çeşidi her tarafı sarmış durumda. Burada önemli olan şu da var. Şuradan dönüş yapalım. Hatta şöyle bana ver kamerayı. Evet. Yani burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradaki tarım arazisi yaklaşık bir 30 dönüm yer bu çöplerle kaplı. Yani bu nereye kadar böyle gidecek? Yani bu çöplü bir çözüm olmayacak mı? Bunun bir sonu yok mu? Buna bir çare olması lazım. Bakın belediye aramızdan yine çöplüğünü boşalttı, geliyor. Karşılaşmayalım onlarla. Şöyle yandan gidelim, ona yol verelim. Yani buradaki devasa çöp yığınlarını görüp de şöyle açalım İbrahim'in pencereyi. Hala çöplerinizi kaldırıp atma konusunda hala. Onu da çek. Evet, kendini yor hayvan. Daha hala ısrarcı mısınız? Yani bu çöplerinizi, yani çöpe atınca nereye gidiyor? Bunu düşünerek atın arkadaşlar bir daha. Gerçekten 30 dönümden fazla bir arazi, hem de tarım arazisi ve rüzgar sürekli bu poşetleri, kağıtları eserek bu bölgeyi sürekli kirletiyor. Bu kaç yılda oluştu? Düşünün yani bu çöp yığını kaç yıl sonra kalkacak? Bir poşetin 400 yıl sürüyor yok olması. Kardeşim bak, montunu atmışsın sen buraya. Bakın dayanıklı bir mont. Yani niye atıyorsun? İsraf değil mi ya? Yani bu kadar büyük çöp yığınları Develi'ye yakışıyor mu? Hayır. Kesinlikle Develi'ye yakışmıyor. Şöyle bir yakın plan alalım. Evet. Gerçekten ucu bucağı yok. Şöyle yapalım. Şimdi bir daha size düşen, bize düşen, çöpünüzü atarken bu videoyu hatırlayın. Bakın burada 30 dönümden geniş bir arazi. Bir yandan sönmeyen ateş var, yangınlar. Bir yandan da sürekli büyüyen bir çöp yığınıyla karşı karşıyayız. Yani belki bazılarınıza komik gelebilir ama 50 yıl sonra bu çöp 300 dönüm araziyi kullanılamaz hale getirecek arkadaşlar. Belki de 3000 dönüm araziyi, bilemiyorum ama kullanılamaz hale getirecek. O yüzden acilen tedbir alıp geri dönüşüm tesisi nedir, ne yapılması gerekiyor? Develi'nin yetkililerinin, Develi'de bu işlerle el olan insanların bunu düşünmesi lazım. Geleceğimizi kurtarabilmemiz lazım. Buradaki çöp yığınları 50 yıl sonra Develi'yi yapabilir. Nasıl vermeyeceğiz? Kendi çöplerimize kayıt olacağız.
poşeti gerekiyorsa 10 kez kullanacağız. Mümkün olduğunca az miktarda kömür üreteceğiz arkadaşlar. Geri dönüşümü düşünmemiz lazım. Yani bu şekilde olmaz. Fazla dayanamayacağız kokuya. Bir başka videoda yeniden görüşmek umuduyla. Ben Adem Korkmaz. Lütfen videomuzu paylaşın. Herkes görsün arkadaşlar.